Arkadaşlar merhabalar, ben Baran Özcan. Sizler de Baran Özcan'ın değerli kripto para yatırımcıları. Bugün gündemde yumuşamaya benzer haberler var arkadaşlar. Bundan kripto parada, altında, dolarda, petrolde etkilenecektir. Nedir bu yumuşama? Önce bir temel analizde global haberlere bir bakalım. Rusya ile Ukrayna'nın krizi çözümlenmek üzere artık bir yere varmaya çalışıyorlar. Keza ben Fed faizden önce bunların anlaşabileceğini düşünüyorum. Bu savaş öyle ütopik bir şekilde 1 yıl 2 yıl sürebilecek bir savaş değil. Ortada zaten savaşmaya neden olan bir sebep de yok. Komik sebeplerden dolayı birbirlerini öldürüyorlar. Belki de bunun sebebi Fed faiz arttıracaktım zaten. Gündeme başka şeyler getireyim. Olabilir Amerika tarafından veya Rusya tarafından da. Ya ben Rus rublesini arttırmak istiyordum ama ortama farklı bir şeyler getireyim olabilir. Ya Rus rublesini değerlendirdiğini nereden çıkarttın? Dolar karşısında bir sürü değer kaybediyor diyen arkadaşlarımız olacaktır. Bugün arkadaşlar Ruslar tarafından bir açıklama geldi. Artık Rusya ihracat yaptığı ürünlerin gelirlerini dolar olarak değil ruble olarak istiyor. Bu kötü bir durum olabilir mi? Değil arkadaşlar. Zamanında Amerika'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bunu yapıp tedavülde herkesi dolar kullanmaya teşvik etmişti. Ya Rus rublesini sürekli kendi ülkesine sokuyor, döviz girdirmiyor. Bu kötü bir durum mu? Döviz algısını yıkıp ruble algısını oluşturursa yeni bir devde ruble olur. Olur veya olmaz. Sadece siyasetçilerin ve devletlerin düşündüğü algı şu anda bu arkadaşlar. Amerika'da bunu bahane etti açıkçası. Zaten ortada bir savaş yokken kızıştıran unsurlardan biri de Amerika'ydı zaten. Şu anda baktığımızda bugün bu krizin çözümlenmeye başlamasından itibaren böyle yavaş yavaş birkaç olumlu haberler geldi arkadaşlar. Hemen altın, ons altın geriye çekti. Petrol geriye çekti. Kripto paralar az da olsa altını çiziyorum. Çünkü buradan bir anda %10-%15 artsa az diyeceğim arkadaşlar. Hedeflerimize göre hiçbir şey değil. Bir yukarı yönlü hareketlemeler başladı arkadaşlar. Ama daha asıl olan hareketlerin gelmesi için erken. Asıl hareket ne zaman gelir? Her videomda vurguluyorum. Belki bu videoyu ilk defa birileri izleyecektir. Yine vurgulamak istiyorum. Asıl olan hareket ise arkadaşlar Fed faiz arttırdıktan sonra 1-2 ay dilimden sonra gerçekleşen asıl trendler. Piyasa yapıcılar öyle bir şekilde oynuyor ki şu an piyasayla tam desteği indirip yukarı çıkartıyorlar. Adeta sepet yapmak için güzel bir piyasa var diye düşünüyorum kendi adıma. Şimdi gelin temel analize geçelim. Bir de hangi coinlerin analizlerini yapacağız bunlardan bahsedeyim. Bitcoin'i yapacağız. Matic hem temel hem teknik analiz. Bu aralar yatırımcısını dünden bugüne üzdü ama üzebilecek bir proje değil. Alice ve Raka coinlerin analizlerine bakacağız arkadaşlar. Gelin hep birlikte Bitcoin analizine geçelim. Geçmeden hemen önce de kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoya da like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi hep birlikte geçelim. Şimdi Bitcoin'de genel bir trendim var arkadaşlar. Bu trend önemli çünkü şu anda genel trendlerle gitmekte fayda var. Sepet vakti geldiyse genel trende hakim olmakta bir fayda var diye düşünüyorum. Şura itibariyle 21 Aralık 2020 itibariyle Bitcoin bu bölgeyi kırdıktan sonra yükseliş trendini oluşturdu. Bu bölgenin itibariyle örnek veriyorum. Şöyle oluşur bu trendler. Şurada da aynı kırılımı yapıp bir anda yukarı kırılsa artık tarihteki alabileceğimiz başlangıç Bollinger desteği bu bölge olacaktır. Tıpkı zamanında burada yaptığı gibi. Şimdi buradan itibaren gelen büyük bir destek trendini 3 kere teyit ettiğinde buranın artık büyük bir destek olduğunu anlayabiliriz. 1, 2, 3 zaten 3 kere burada desteklemiş. Önemli değil. Başlangıcına el almayalım. Burada destekliyor. Burada destekliyor. Burada buranın altını iniyor. Olumsuz senaryolar vardı. Ama tekrardan yukarı çıkması piyasayı olumluya döndürdü. Şurada destekliyor, şurada desteklemiyor, burada destekliyor ve son en son gelen harekette de net bir şekilde buraya iğne atıyor. Piyasa yapıcılarının aslında buraya bir imza bıraktığını düşünüyorum ben. Ardından yukarı yönlü hareketine başlıyor. Keza dediğim gibi şu an gelecek hareketler veya düşüşler tamamıyla suni olarak algılıyorum. RSI'de bunu destekler nitelikte. RSI'de 27.68 seviyesi çok büyük bir destek attıydı. Bakın tam bu bölgeye sıklıkla 5 Mart itibariyle hemen hemen 3 kere teyit geliyor ve RSI dediğimiz göreceli güç endeksi yani hacmi temsil eden indikatörümüz %68'lik bir artış sağlıyor. Bitcoin'e şu anda çok güzel alım geliyor diyebilirim. Kalıcı olabilmesi ve yukarı yönlü hareketlerinin hızlanabilmesi için bilmemiz gereken dirence bakarım. Tam şurada arkadaşlar 40.165 dolar. Burada 4 saatlik bir mum kapatması Bitcoin'in yukarı yönlü hareketlerini hızlandıracaktır. Şu ardından gelebileceği seviyeler şu düşüş trendi bandı 41.200 dolar veya 41.178 dolar arkadaşlar net öğrenmek isterseniz. Buranın kırılmasından sonra da Bitcoin şuradan itibaren gelen düşüş trendini kırmış oluyor arkadaşlar. Zamanında kırmıştı ama şu dirençte tutunamadı. Burayı kırdıktan sonra kısa vadeli yatırımcılar da piyasaya dahil olacaktır. Keza bu trendi hemen hemen herkesin takip ettiğini biliyorum. Ardından mesela kısa vade düşünenlerin bu bölgeyi kırmaları 4 saatlik mum kapatıp orayı da bir garantilemeleri gerekmektedir. Ardından yukarı yönlü Bitcoin gelebileceği ilk direnç 42.842 dolar. Burayı da kırdıktan sonra 44.850 dolar. Peki en önemli direnç ne? Şu iki direnç çok önemli arkadaşlar. Birincisi ilk direncimiz
$40,150. İkincisi de düşüş trendi direncimiz $41,150 veya $200 olarak hafızalarımızda kazanabilir. En kötü senaryoda Bitcoin'in artık $29,000 denemesi için. Çünkü destek hatlarında artık $29,000 kalıyor bura kırıldığında. Hangi hat arkadaşlar ora? Şuranın altında haftalık bir mum kapatır ise o da şu anda 4 saatlik grafikte önce 37.300'e kadar düştü bu trend. Çünkü trendler alçalana girdiği için değişkenlik gösterebilir. $35,000'da da haftalık bir mum kapatırsa $29,000 ilk destek hattı olacaktır. Peki düşer mi yükselir mi direnç destek, bunları biz de biliyoruz. Arkadaşlar dirençleri bilirseniz nerede satmanız gerektiğini, destekleri bilirseniz de nerede almanız gerektiğini iyi bilirsiniz. Bunlar önemli detaylar. Şimdi baktığımız zaman burada genel görüşümse arkadaşlar ben piyasadan olumluyum. Ben bence sepet yapılması gerektiği taraftarıyım. Bir coin düştüğünde alınır, yükseldiğinde satılır. Bu sistemi unutmayın. Şayet yukarıda kaldıysanız, keza benim de bir kısım coinlerim yukarıda alınmak bekliyor hala. Hiçbir sorun etmeden bekliyorum. Çünkü asıl olan hareket ne bu? Bakın asıl olan hareket ne bu? Ne bu? Ne şura? Ne de şurada gelecek hareketler. Asıl olan hareketler şudur arkadaşlar. Şuradan itibaren gelen, bakın şu asıl bir harekettir. Zamanında $29,000'a düştükten sonra all time high yaparak 69.000 hatta 70.000'lere çoğu borsada yine atarak gelmişti arkadaşlar. En dip seviye itibariyle %136'lık yükseliş yapmıştı. Asıl olan hareket budur aslında. Yine bir asıl hareket yapmak mantıklı diye düşünüyorum. Bu senenin ben herkesin aksine bereketli geçeceği kanısındayım. Şimdi MATE'ye geçelim. MATIC'te arkadaşlar önemli bir haber var. Aslında teknik analizin şu anda çalışacağını düşünmüyorum. Ama yine de bilmekte fayda var. Çünkü hem dirence çok yakın hem desteğe çok yakın. Nereden alınır, nereden satılır veya MATIC alınır mı? Elimizde tutuyorsak ne yapmalıyız? Bunlara bakalım. DeFi'nin öncülerinden, Türkçe terimiyle konuşayım, DeFi yöneten babalardan bir tanesi bazı projelere MATIC dahil arkadaşlar destek vermeyeceğini duyurdu. DeFi'ye artık çoğu ekosistemde destek vermeyeceğini, DeFi'yi geliştirmek için çok mücadele etmeyeceklerini, artık kısıtlı bir seviyede DeFi yöneteceklerini duyurdular. Bundan sonra DeFi'de önemli bir etken olan MATIC, hatta DeFi'nin yerli babalarından bir tanesi olan MATIC ciddi bir şekilde geriye çekildi. Aslında öyle aman aman da bir geriye çekilme değil ama yatırımcılar üzüldü desek yeridir. Şu an işte buradan %10'luk bir geri çekilme, hepsi bu kadar. Bu da MATIC'in kötü olduğu anlamına gelmez. Özellikle elinizde MATIC varsa sağda solda DeFi'den atılmış oraya gelmiş bir daha çıkmaz yükselmez XRP gibi olur diyen haberlere asla inanmayınız. MATIC DeFi'ye geçmez, gider Metaverse'e geçer. MATIC gider Web3'e geçer. MATIC gider NFT'ye geçer, DAO'ya geçer. Bir dünya platform var şu anda. DeFi eskiden çok iyiydi. Şu anda DeFi rüzgarı yavaştan soluyor. Metaverse rüzgarı başlıyor. Meta şu anda MATIC istediği anda Metaverse projesi yapıp MATIC'i Metaverse'e geçirebilir. Yani eskiden sadece DeFi varken bu haberler çok etkiliydi. Şu an öyle ahım şahım da etkili değil. Keza görmüş olduğunuz üzere %8'lik bir geri çekilme yaşandı. Yani elinizdeki MATIC'lerden bu haber geldi diye geri çekilmezlik yapmayın. Ana trende baki kalın. Temel teknik analizde şura kırılırsa o başka bir şey ama bura kırılmadığı sürece pek bir sorun görmüyorum ben açıkçası. Hatta bir niyetim biraz USDT mi arttırıp MATIC toplamak arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman MATIC'te de ana trend Şubat. Burada arkadaşlar 9 Şubat itibariyle başladı MATIC'te. Ana yükseliş trendi buralar. Bu bölge itibariyle çok ciddi yükselişler sergilemişti. Şurada düşüş trendini kırma hattı. MATIC şöyle biraz korkabileceğiniz seviyelerden bahsedeceğim. Ya MATIC nereden düşerse korkulur. MATIC'in düştüğü 1.43 seviyesi arkadaşlar. Buranın altında 4 saatlik günlük 4 saat veya günlük bir mum kapattığında buranın altında kalması olumlu bir seçenek değil. Ama şöyle hareketler de yapabilir. Bakın daha önce buradan gelmiş geri yükselmiş. Şimdi biz burada stop olsaydık en dipten stop olmuş olur. Yukarılardan tekrar almak zorunda kalırdık MATIC'e yatırım yapmak için. Peki burada en uygun seçenek ne? Burada baktın ki piyasa çok şahin gitmiyor. Yani bir anda çatır çatır aşağı düşerse zaten bil ki gidiyor. O an stop olma ihtimalin yüksek olmalı bu bölge kırıldığında. Ama bir anda böyle yavaş yavaş iniyorsa haftalık mum kapanışını beklemen en doğru seçenek. Çok fazla aceleci de olmayın özellikle MATIC yatırımcıları için. Yukarı yönlü hareketlerde peki bu ne olur, onlara bakalım. Ona geçmeden önce de bir RSI'ye bakalım. Bakın market maker görüyor musun ne kadar güzel çalışmış. Daha önce buraya düştü. Tam şu tarih. O zamanlar fiyat 1.65'te. MATIC oradan 1.87'lik %15'lik yükseliş yakaladı. RSI'ye baktığımızda da işte bu bölüm itibariyle %30'luk bir yükseliş yakaladı. Sonra RSI yine aynı seviyeyi gördüğünde MATIC 1.60'a geldi. Ardından fiyat olarak %19'luk bir yükseliş yakalarken RSI'da da devasa bir yükseliş yakaladı %118'lik. Ardından tekrar şuralarda geldi. Sonra şu bölgelere çıktı. Orada ne kadarlık bir yükseliş? %15, %16'lık bir yükseliş. Sonra tekrar şu tarihte geldi 24 Şubat'ta.
Buraya geldikten sonra da en yüksek seviyeden %32'lik bir artış sağladı. Yani RSI ne zaman buraya gelse Matic en az %15'lik, maksimumda %30'luk bir kazanç sağlamış. Yani burada ayrı bir indikatör olabilir bizlere. Çünkü çok sağlam çalışmış. Market Maker'da ilmek ilmek işlemiş diyebilirim arkadaşlar. Şu an düştüğü yer itibariyle sadece %7'lik bir yükseliş sergilemiş. Ben bence Matic'in şu bölgelere, şu direnci en azından deneyebileceğini düşünüyorum. O da nere? 1.57 seviyeleri. Burak kırıldıktan sonra dirençler konuşulur. 1.69. 1.69'da şurada arkadaşlar. Şurada bir W'miz var. O bir kesin. Şurada bir Tobo hattı da mevcut. O da var. Şurada bir arkadaşlar çanak. Şurada da bir kulp yapma ihtimali var. Yani çok önemli bir direnç sorarsanız bura. Dönerse buradan döner. Dönmezse arkadaşlar vadeli sonunda 2.20'lik bir hedef biçebiliriz. İkinci dirençte 1.90. Altta bu bölge kırılırsa ve buranın altında 4 saatlik mum kapatırsa korkulacak destek seviyeleri 1.30, 1.18, 1.04. Peki bura nereydi hocam? Tekrar hatırlatalım. 1.43. Buranın altında kapanış yapmaması gerekli arkadaşlar. Şimdi bu videomuzun sponsorunu anlatmak istiyorum hemen 3 dakika arkadaşlar. Bir Metaverse oyunu. Metaverse projesinde bir oyun. Fishing Master. Türkçe kelime mantığıyla balık tutma ustası. Şimdi baktığımız zaman kısa bir şekilde anlayabileceğiniz bir dilde anlatmak istiyorum. Sistem. Genel sistem. Oyunda para kazanma. Yani oyunda bir token karşılığında oyunda bir şeyler yapabiliyorsunuz. Geri yaptığınız miktarlarda da token kazanabiliyorsunuz. Bunu da gerçek hayata çevirebiliyorsunuz. Yani bir metaverse evreninde balıkçılık oyunu arkadaşlar. Şimdi ne kadar kafanıza yatar, ne kadar yatmaz siz bilirsiniz. Ben sadece aktarıp diğer analizlere bakacağım şimdi. Balık tutma ustası arkadaşlar. 4 oyuncu her biri ekranın bir köşesinde alır ve bir balık topu kullanır. Her oyun oturumunda ekranda farklı işaretleri temsil eden çeşitli balık türleri yüzer. Oyuncular balıkları yakalamak için mermi atarlar ve bu mermiler envantere geri döner. 4 oyuncu bir seansta daha fazla balık yakalamak için rekabet etmeli ve böylece dengeyi kazanmalıdır. Oyuncular daha hızlı balık tutmak için çok fazla mermi ateşleyen daha güçlü toplar için geçiş yapabilirler. Tüm mermiler ateşleyen oyunu kaybeder arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman Fishing Master bu ünlü video oyununun kripto para birimleri. Bu arada bu oyunu tasarlayanlar ünlü bir oyun tasarımcısı, bilginiz olsun. NFT DeFi teknolojileriyle güçlendirilen ilk denemedir. Yeni bir bankasız oyun çağı başlatmak için Binance Smart Chain, Polygon Network ve diğer birçok blockchain ekosistemi konuşlandıracak. Balık kazanmak ne demektir? Şimdi bunlara bir bakalım. Kazan kazan oyunu. Yani hem oynuyorsun, hem eğleniyorsun, hem kazanıyorsun arkadaşlar. Birazdan oyunu da göstereceğim sizlere. Fishing Master oynamadan önce neye ihtiyacım var? Şimdi burada bir önemli detay. Başlamak için sadece kişiye ihtiyacınız var. Binance Smart Chain'de işlevsel bir cüzdan hesabı. MetaMask, Trust Wallet, Binance Smart Chain veya C98 Wallet gibi. Ondan sonra da FMC jetonu. Balıkçılık için, ballot kısmı için buna ihtiyacınız var. Yani burada FMC token'a yatırım yapıyorsun. FMC token'la da oyundan para kazanabiliyorsun. Yani oyunu tasarlayabilmek için bu jetonu üretmişler arkadaşlar. Bunu bilmenizde fayda var. Şimdi baktığımız zaman oyuna bir geçelim arkadaşlar. Şimdi oyuna girdim. Ben daha önce buradan önce yapmanız gereken Canon'a basıp şuradan cüzdanınızı bağlıyorsunuz. Sonra Canon'a geliyorsunuz. Burada arkadaşlar bakın ben aldım birkaç mermi. Sizler buradan New Canon veya bundan iki paket var. İstediğinizi alabiliyorsunuz. Aldıktan sonra şöyle tutun sürükleyin. Hepsi bu kadar. MetaMask'ınıza bir onay geliyor. Bunu onaylıyorsunuz arkadaşlar. Wallet kısmınızda satın aldığınız burada görünüyor. Satın aldıktan sonra bunları kullanabilmek için sürükle, bırak. Ardından buradan sürükle, yine bırak. Ben testnetten girdiğim için biraz yavaş arkadaşlar. Normalde siz testnetten değil, direkt ana ağdan bağlanabiliyorsunuz. Şunu tutup sürükleyip buraya bırakıyorsunuz. Otomatikmen cüzdanınıza geçiyor. Cüzdanı şimdi onayladı. Bunu gene bir onaylaya basacağım. Sizde bunlar çok seri bir şekilde olacaktır. Ardından bunları hallettikten sonra wallet kısmında bunu hallettikten sonra bakın benim inventory'imde bir adet oldu. Bunu buraya ekledim arkadaşlar. Sonra gelip bir de ballot alıyorsunuz. Yani bir mermi daha alıyorsunuz. Ekstra bir mermi daha var. Bunu da buradan FMC karşılığı alıyorsunuz. Az önceki gösterdiğimi de FMC karşılığında alıyordunuz. Bunları buradan istediğiniz miktarlarda refill ballots diyerek alabiliyorsunuz. Veya buradan satmak isterseniz de merminizi satıp paraya çevirmek için de ballots'ı satıyorsunuz. Mermiyi buradan sell ballots yaparak paraya çeviriyorsunuz. O paranız da zaten MetaMask'ınıza geliyor veya Trust Wallet'inize, oradan da borsaya çekip paranızı nakde çevirebiliyorsunuz. Şimdi oyuna başlamak için de Start Fishing, mermilerinizi tamamladıktan sonra Start Fishing'e basıyorsunuz.
Burada yapmanız gereken şey çok fazla size gelmiyor. İyi, bu ses size gelmiyor. Burada yapmanız gereken herhangi bir noktaya konuşlandırmak. Bakın burada şeyler var. Şuraya tıkladım ve konuşlandırdım arkadaşlar. Buradan mermiler atmaya başlıyor. Bir de burada şöyle bir özellik var. İsterseniz sizler NFT üretebiliyor. NFT'yi satabiliyorsunuz. İsterseniz de oyun içerisinde üretilmiş başka NFT'leri sizler arkadaşlar alabiliyorsunuz. Yani oyun içerisinde bir NFT pazarı da mevcut. Bakın burada vuruyorum ben. Vurdukça arkadaşlar her balığa göre özel şeyler alıyorum. İşte mermi burada görünüyor. Mermiden kazandığım altınlar burada görünüyor. Şöyle istersem her tarafa sıkabiliyorum. İşte şu büyükler öldürdüğümde daha fazla ödüller kazanabiliyorum. Balık işin özü şu arkadaşlar. Balık vurdukça token kazanıyorsunuz. Ne kadar değerli balık vurursanız o kadar fazla token kazanıyorsunuz. Bunları da nakde çevirebiliyorsunuz. Oyunla ilgili aktaracaklarım bu kadar. Bir de şu aşama var arkadaşlar. Bir de bunların ekstra çıkartacakları bir master tokenları mevcut. Bunlar arkadaşlar yönetim tokenları. Şimdi bu yönetim tokenlarına baktığımız zaman bunun herhangi bir ön satışı vesaire bir şey yok. Sadece airdropla alabiliyorsunuz. Ardından listelemeleri gelecek. Neyi ne kadar kime kullanmış? Burada bir bunların token allocation'larına bakacağım. DAO rezervine %25'lik bırakmışlar. Artverso %10 bırakmışlar. Dev team'e yani büyük ekibe %15 bırakmışlar. Marketing 1 için %10. Marketing 2 için %10. Players için yani oyuncular için %20. Market maker için %10. Totalde de %100'lük dilimde bunlar ayrılmış arkadaşlar. Karşılığında da miktarları mevcut. İşte totalinde toplamda baktığımız zaman 439 milyonluk bir adet mevcut. Bunların da dağılımı bu şekilde. Bunlar allocation olarak dağıtılıyor arkadaşlar. CMC olarak da baktığımızda yani CoinMarketCap olarak baktığımızda oyunun verileri girilmiş ama token hali hazırda olmadığı için burada bunlar görünmüyor arkadaşlar. Ön listini yapmışlar. Bu oyunla ilgili ve token ile ilgili aktaracaklarım bu kadardı. Gelin analizimize kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi Alice'e geçelim arkadaşlar. Öncelikle videolarımı sürekli takip etmeyen ara ara bakan arkadaşlar varsa Alice'den bir adet bile satmadım. Aksine düştükçe imkanım oldukça azar azar nakitimi çok kısa vadeli kullanmamak şartıyla veya zora sokmamak şartıyla azar azar topluyorum arkadaşlar. Ortalamam işte 9 dolara falan düşürdüm desem yeridir. 27 Aralık itibariyle gelen 15 dolar itibariyle buradan itibaren bir düşüş trendine ne kadar çok itibaren dedim şu an ben de fark ettim. 15.72'den itibaren yine aynısını diyeceğim. Düşüş trendi şurada sonlandı arkadaşlar. Buradan itibaren bir yükselişler geldi zaten ama piyasa hali nedeniyle çok fazla bir artış sağlanamadı. Ama bakın piyasa yapıcılar o kadar güzel yapıyor ki bu işi. Tam döndüğü yere bakar mısınız Alice'in? Bak yine buraya geldi zamanda döndü. Yine buraya geldi yine döndü. Buranın altına inmiyor yani bu coin. Yani market maker'ı çok güzel çalışıyor. RSI'ye bakın buraya geldi. Zamanında buraya geldiğinde Alice ne kadarlık bir yükseliş yakalamış? %32'lik yükseliş yakalamış. RSI'da da devasa bir %140'lık yükseliş var. Ardından tekrar buraya geliyor. Fiyat olarak Alice %32'lik bir artış sağlıyor. RSI'ye baktığımızda %115'lik bir artış sağlıyor. Sonra tekrar buraya geliyor. Bakın yine aynı noktadayız. Fiyat olarak şu ana kadar Alice sadece %7'lik bir artış sağladı. RSI'de ise %65'lik bir artış sağladı. Alice'in ben buradan yukarı yönüne gidebileceğini açıkçası düşünüyorum. Ha, Bitcoin bir anda geri salır. Alice zaten kendi başına mücadele vermesi zor şu an. Direnç olarak 7.36. Ardından 9.25. Ardından 11.47 arkadaşlar. 9.25'in kırılmasından sonra Alice'de çok güzel formasyonlar oluşuyor. Nere? Çanaklar, kulplar, devasa W'ler. Buranın kırılmasından sonra yükseliş ibarelerinin hemen hemen hepsi devreye giriyor. Ve Alice'i fırlatma rampasına bindiriyorlar desem yeridir arkadaşlar. Alice'in dönüş noktası 9.25'tir. Ardından yukarı yönlü hızlı hızlı hareketler başlayabilir. RSI'de hemen hemen birbirini destekler nitelikte diye düşünüyorum. Şu anda tam RSI direnç noktasında bak. Tam direnç noktasında. Burayı kırdıktan sonra gelebileceği unsur zaten şuralar. Bu haftada %3, %5 gene bir yükseliş sergilemesi de normal. Gelelim Raka coin'e. Ya ayda mıyız biz ne kadar düşüyoruz? Raka resmen ayısını yaşıyor bu arada. 50 günlük hareketli ortalamalar vesaire de devreye girdim. Çünkü grafiği baya karışık geldi bana. Çok ciddi düşüş yaşamış. Hani şu tepelerden alana Allah yardım etsin diyorum. Bir token tepeden alınmaz arkadaşlar. Bu da acı bir tecrübe olsa da tecrübe edilmiş olduk. Raka'nın projesi kötü mü? Değil. Benim elimde mevcut ama hatırı sayılır bir adet yok. Onu da söyleyeyim. Tamamı yok olsa da üzülebileceğim bir şey değil. Ama Raka kötü bir proje değil. Bunu bilmenizi istiyorum arkadaşlar. Ha, düşüşlerde sağlam proje olsa da fark etmiyor. Ama yok olma konusunda ediyor. Bunu da bilmekte fayda var. Öncelikle Raka'da RSI'da düşeni göstermek istiyorum. Tıpkı Alice gibi Raka'da düşeni kırmak üzere arkadaşlar. 36.42 veya
Tekrar bir geri çekilme yaşarsa buradan yaşar. Bunu bilmenizi istiyorum. Kırarsa yukarı yönlü RSI hızlanabilir arkadaşlar. Teknik analize baktığımız zaman RAKA tam aslında teknik analizde dönüm noktasında. Çünkü şuranın altında durmaması lazım. Nere vura bir bakalım. 13-24 seviyesinin altında RAKA'nın durmaması gerekli. Ama şu an hala bu alt bölgesinde. Bakın şunu grafiklerle size göstereyim. Daha önce buranın altına en son arkadaşlar ne zaman inmiş? Şuralarda hep yükseliş var. Buranın altına inmemiş bile daha doğrusu. Ya bura çok riskli bir bölge. Çünkü desteği çok aşağılarda kalıyor. İnanılmaz aşağılarda kalıyor. Ben göstereyim sizler anlayın. İlk destek hattı eğer Bollinger desteği oluşturmazsa %30 aşağıda. İkinci destek hattı son destek zaten. Ondan sonra SLP gibi olur sanırım. Son destek hattı da %80 aşağıda. Buralar gelir rakayı satın rakaleş demiyorum. Sadece bunları bilmek zorundasınız diye aktarıyorum. Destek hatlar önemli çünkü. Şuranın altına acilen çıkması lazım. Şu an kendi kararını kendi belirliyor arkadaşlar RAKA. Buranın üstüne çıkarsa en azından yatırımcılar derin bir oh çeksinler. Çünkü ardından yukarı yönlü hareketlerine başlayabilir. Buranın üstüne geldikten sonra direnç seviyesi şura. 15 seviyesi. Burayı kırarsa RAKA'yı kısa vadeli düşünürüm arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Vurgusunu yapmak istedim. Benim aktaracaklarım bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar.